Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Hepiniz yepyeni bir YKS çalışma günlüğü videosuna hoş geldiniz. Bugün yine YKS çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Öncelikle son hafta içerisinde YKS için neler yaptım bunları anlatmak istiyorum. Bir önceki videomda da sizlere söylemiştim. 15 tatildeki hedefim AYT matematiği bitirmekti ve bu hedefime çok yaklaştım. Şu anda sadece AYT matematikten integral konusu kaldı. Limit, türev gibi konuların hepsine çalıştım ve testlerini çözdüm. Hatta birazdan masaya geçtikten sonra da detaylı bir şekilde gösteririm. Ve bugün günlerden cumartesi sizlerle beraber bir gece çalışması yapacağız. Aynı zamanda yarın pazar olacak. Ondan sonra da 15 tatil bitiyor. Ve ben pazartesi gününden itibaren 1,5 hafta sürecek bir seyahate çıkacağım. Bundan dolayı önümüzdeki 2 hafta boyunca çalışmadığım bir dönem olacak. Tabii ki de bu kadar yüksek tempodayken uzun bir ara vermek iyi değil. Fakat ben bu yapacağım gezi planını çok önceden planlamıştım ve iptal etmek istemedim. Ve son zamanlarda biraz çalışma verimim düştü. Yine yüksek saatler çalışabiliyorum fakat eskisi gibi verimli olmuyor gibi. Bundan dolayı ara vermek benim için de iyi olacaktır. Zaten geri döndükten sonra daha yüksek bir tempo ile çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda geri döndükten sonra uygulamak için aklımda bir plan da oluşturdum. Öncelikle günlük TYT denemelerine başlayacağım. Ek olarak AYT matematik denemesi olacak. Bunlara ek olarak 40 sorulukta paragraf eklemeyi düşünüyorum. Ve bunlar sadece benim için rutin olacak. Geri kalan tüm zamanımda AYT'ye odaklanacağım. Zaten AYT matematiği şu anda bitirmek üzereyim ve AYT fen bilimleri matematiğe göre biraz daha kolay. Bu sebeple AYT matematiği bitirmek benim için oldukça iyi olacak. Çünkü deneme çözmek için bir hayli vaktim var. Bu arada önceki videomun yorumlar bölümünde şu tarz yorumlar gördüm. Neden AYT matematikten tek bir kitaba odaklanıyorsun da direkt denemelere geçmek istiyorsun? Sence acele etmiyor musun şeklinde. Tabii ki de burada tüm konuları öğrendikten sonra AYT matematiğin bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Matematik hiçbir zaman bitmez. Hem TYT hem AYT için. Ama benim amacım AYT matematiği bir kez baştan sona bitirmek ve devamında denemelerle ilerlemek ve denemelere göre de eksikleri belirleyip oradan soru bankalarıyla takviye etmek. Ben TYT matematikte de bu şekilde ilerlemiştim. Belirli bir kitaptan takip ettim ve bu beni ancak 25-30 net arasına kadar çıkartmıştı. Devamında bir sürü deneme çözdüm ve 35 net üstüne yerleştim. Bundan dolayı AYT matematiği de bu şekilde ilerleyeceğim. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim belirli bir matematik temelim var. Zaten bundan dolayı 2 hafta gibi bir sürede AYT matematiği hızlı bir şekilde ilerledim. Ama eğer sizin belirli bir temeliniz yoksa bu şekilde yapmanızı kesinlikle önermem. Çünkü AYT konuları çok iyi bir şekilde anlamak önemli. Ben zaten AYT matematiği okulda da öğreniyorum ve bu yaptığım tekrar aslında ikinci bir tekrar gibiydi. Önceki videonun yorumlarında bu soruyu çok fazla gördüğüm için cevaplamak istedim. Sizlere çok kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Çalışmalarınızı yaparken benim kendi uygulamam olan Pomodoro Sayacı'nı kullanabilirsiniz. Pomodoro Sayacı tamamen bize ait ve şu ana kadar 350.000'den fazla kişi indirdi. Aynı zamanda Pomodoro Sayacı'nın Pro versiyonunu da yaptık. Eğer bana destek olmak isterseniz reklamsız Pro versiyonu da satın alabilirsiniz. Ben Pomodoro Sayacı tüm linklerini açıklama bölümüne ekledim. Şimdi isterseniz masaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber bugün neler yapacağımızı konuşalım. Bugün sizlerle beraber integral konusuna başlıyoruz ve integral konusuna ben daha önceden hiç çalışmadım. Bundan dolayı direkt olarak bir testle başlamayacağım. Önemli bir konu olduğu için ilk aşamada föyden takip edeceğim. Sonrasında testlerine geçeceğim. Ve ben AYT matematikte şu anda Barış Çelenk'in föylerini kullanıyorum. Şu anda zaten sayfaları rahat çıkartabilmek için kitabın ön kapağını kestim. Şu şekilde teker teker sayfaları kopartarak çözüyorum ben. Ve sanırım integral föyü türevden daha kalın. Bu arada türevde de yine sadece 3D'yi çözmedim. İlk aşamada Barış Çelenk'in föyleriyle devam ettim. Sonrasında son gün 3D'ye geçtim. Ek olarak 2 gün içerisinde integral biter mi bilmiyorum fakat gidebildiğim kadar gideceğim. AYT matematikten tek bir konunun kalması bile benim için oldukça iyi. Şimdi sizlere 3D'den nereye kadar ilerledim onu göstermek istiyorum. 3D'de zaten geçen hafta limit ve süreklilikten 4 ya da 5 testimiz kalmıştı son. Öncelikle bu limit ve sürekliliği bitirdim. Zaten toplamda 9 tane test vardı. Sonrasında arkadaşlar ben ilk 2 gün türevden sadece konu anlatımı izledim ve föyden takip ettim. Son gün ise 3D'deki türeve başladım. 3D'de de sanırım türevde çok fazla test var. 22 ya da 23 tane test olması lazım. Özellikle içerisinde güzel yorum soruları vardı ve ben test 17'ye kadar geldim. Devamında ise ara verdim ve bu 5 testi sonradan çözeceğim. Zaten bu 5 testi de çözdükten sonra türev bitiyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece integral kaldı. İntegralde de toplam kaç test var ona bakalım. Burada da toplamda 15 test varmış ve integral sonrasında da sayma olasılık var ama 4 ya da 5 test olması lazım. Ben bunu bir konu olarak görmüyorum. Zaten TYT'den bildiğimiz bir konu. Direkt olarak çözüp geçeceğim, ondan dolayı çok bir sıkıntı yok. Ve kitabın en sonunda da 10 testlik bir tüme varım var. Bu tüme varımı muhtemelen çözmeyeceğim. 1 ya da 2 ay sonrasında tekrar olsun diye bırakabilirim. Şu an ne yapacağım ben de bilmiyorum. Muhtemelen geri döndüğümde 2 hafta sonrasında çözerim. Şu anki tek hedefim 2 gün içerisinde integralden olabildiğince ilerlemek. 3 delen çözdüklerim bu şekildeydi. İntegrali ve olasılığı da bitirdikten sonra bu kitap komple bitmiş olacak arkadaşlar. Sanırım düzgün bir şekilde bitirdiğim ilk AYT matematik kaynağım olacak bu da. Ama tabii ki de kitabı bitirdikten sonra da işimiz bitmiyor. Ben şu şekilde her testte güzel bulduğum soruların hepsini işaretledim ve 1 ya da 2 ay sonrasında bu kitap üzerinden bir tekrar yapacağız. Çünkü zaten gördüğünüz gibi neredeyse her testte 1 ya da 2 tane işaretlenmiş soru var ve bu soruları tekrardan çözmek benim için oldukça iyi olacaktır. Bugün yine arkadaşlar konu anlatım videoları ile ilerleyeceğiz ve konu anlatımını izledikten sonra hemen kendi föyüme geçeceğim. Bu arada saat de şu anda zaten tam 00.00, pazar gününe girdik. İzlemem gereken bir hayli konu anlatım var ve devamında da bir sürü çözülecek soru var. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeyelim ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda hala integrale devam ediyoruz ve izlemem gereken konu anlatım videoları bitmedi. Aynı zamanda integral önemli bir konu olduğu için çok da acele etmemek gerekiyor. Bu sebeple integrali 2 güne yayacağım. Ek olarak arkadaşlar bir tane AYT matematik kitabı bitirmiş olacağız ve ben devamında orijinali çözmeyi düşünüyorum. Tabii ki de bu kitabı hemen bitirme gibi bir amacımız olmayacak. Denemelere göre eksik olduğum konuları belirleyeceğim ve bu kitaptan sorularını çözeceğim. Belki başka kitaplarda takip edebilirim ama şu anlık planım 3D'den sonra orijinale geçmek. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeyin ve integrale devam edelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.